Cem Sultan tabi İstanbul'a geç kalıyor, geç haber oluyor. İkinci Beyazıt geliyor ve İstanbul'da devletin hazinesine merkezi askeri kontrol altına alıyor. Hı hı. AB ile yaptığı mücadeleyi taht kavgasını kaybediyor. Mısır'a sığınıyor ve hacca gidiyor. Osmanlı hanedanından devletin sürdüğü dönemlerde, ayakta kaldığı dönemde hacca gitmiş hanedanından tek kişi, erkek, tek erkek hanedan üyesi Cem Sultan'dır. Onun dışında hiç kimse, yani ne padişahlar ne şehzadeler, hiçbiri gitmemiştir. Bir Vahdettin saltanatın yıkılmasından sonra hacca gidemedi, umreye. Evet, saltanatın yıkılmasından sonra hac yapmaya niyetlenmiştir. O da tamamlayamamış, umre yapmıştır. Ama sadece tek Cem Sultan'dır. Hatta daha sonra 2. Beyazıt ona yazdığı şiirde hacıyım diye övünüyorsun diyor. Bu kadar saltanat hırsı senin neyine diyor yani o yazdığı şiirde. Daha sonra ama enteresan bir şekilde mücadeleyi kaybetmiş olmasına rağmen ikinci kez Anadolu'ya geliyor. Bu sefer mücadeleyi tekrar kaybediyor ve Rodos'a sığınıyor. Rodos şövalyelere, Saint John şövalyelerine sığınıyor. Onların elinde bir oyuncak oluyor. 1495'te ölene kadar Avrupa'da, İtalya'da, Fransa'da, çeşitli yerlerde duruyor. Zizim diye anılıyor Avrupa'da Cem Sultan'a. Zizim diyorlar. Evet. Zizim Kulesi falan diye geçiyor. En son tabii şöyle bir şey olmuş. Cem Sultan'ın resmi de var. İkinci Beyazıt adım adım takip etmiş. Ne olacağını bilmiyor çünkü. Korkuyor, çekiniyor. Hanedandan Rumeli'ye çıkarırlarsa Avrupalıların desteğiyle bir isyan olabilir diye. Evet. Avrupalıların da lehine olmuş. Hem Papa'ya, hem İtalya'daki birçok prensliğe, hem para gitmiş. Paranın yanı sıra İstanbul alındığı sırada bizim elimize geçen Hristiyanlığın kutsal emanetlerini hediye olarak göndermiş. Mesela Vaftizci Yahya'nın, Hazreti Yahya'nın elini, el olduğunu inanılan elini oraya göndermiş gibi birçok şey yapılmış. En son 1495'te Fransa kralı alıp götürürken Fransa'ya, Castelcapua'da vefat etmiştir. Tabii cenazesi de yıllar sonra gelmiştir Türkiye'ye. Zehirlendiği hakkında da. Yani büyük ihtimalle yapılan araştırmalarda 2. Beyazıt'ın teşebbüsüyle 2. Beyazıt'ın teşebbüsüyle Papa ile işbirliği sonucunda zehirlendiği iddiaları. Bu Bursa'daki bir, evet, türbesi. Bursa'daki şeyi. Fakat o kadar talihsiz ki hem seneler sonra cesedi gelebilmiştir. Daha sonra cesedi geldikten sonra Bursa'ya gömülmüştür. Fakat 1855 depreminde, 1855'teki Bursa depreminde sandukalar alt üst olmuştur. Mezar yeri bile karıştığı söylenir. Yani ölümünden sonra da şey yapılır. Onun bir papağanı olduğu anlatılır. O çok ilginç hikayedir. Papağan işte Cem Sultan hayattayken Allah Cem Sultan'a saltanat müyesser eylesin. Yo yo. Ha. Söylermiş. Rahmet eylesin. Daha sonra eşyalarla birlikte papağan da geldiği zaman burada adamları şunu öğretmişler. Orada Allah Cem Sultan'a rahmet eylesin deyince bütün saray halkı ağlıyor tabii. Bayezid ağlıyor. Bayezid da ızdıraplı bir şey. Hangisi büyük? Bayezid büyük. Çok büyük hem de. Bayezid bayağı büyük. Yani Cem Sultan 20 küsur yaşlarında, daha genç. Tabii hep şöyle bir şey yapılır. Biliyorsun bizim tarihte şu vardır. İkinci Beyazıt geçmezse Cem geçse ne olurdu vesaire. Çok basit bir şey var. Cem Sultan tahta geçseydi Yavuz Sultan Selim diye birisi olmazdı. Yani en basit şeylerden birisi budur. Tabii insanlar şunu arıyorlar hep. Fatih'ten sonra Fatih çapında bir adam arıyorlar. Yani Fatih gibi kuvvetli, büyük bir komutan, Maraşal. Acaba olabilir yani miydi? Yani o zaten şöyle düşünmek lazım. Fatih Sultan Mehmet istisnai bir şahsiyettir. Evet. Yani Yavuz Sultan Selim gibi çok büyük komutanlar gelmiştir ama Fatih tipinde bir hükümdar bir daha maalesef gelmemiştir tarihe.